Hünkârım. Kıymetli vaktinizi almak istemem. Fakat size arz etmek istediğim bir husus var. Gel Lütfü Paşa. Söyle bakalım Lütfü Paşa. Nedir konuşmak istediğin mesele? Hünkârım, malumunuz üzere kapı ağası Şahin Ağa'yı elin bir hadisede kaybettik. Onun yerine bir kapı ağası tayin edilmedi henüz. Anlaşılan münasip bulduğun biri var. Siz de münasip görürseniz yıllardır bana ve Şah Sultanımıza sadakatle hizmet eden Mercan Ağa'yı tavsiye ederim hünkârım. Kimdir bu Mercan Ağa? Mercan Ağa'yı yıllar önce bana siz göndermiştiniz hünkârım. Kendisi Enderun'da yetişmiş, akıllı ve kabiliyetli bir ağadır. Daha da mühimi, size ve hanedanımıza sadık bir neferdir. Nasıl korkmam Süleyman? Kapı ağası haremde öldürüldü. Bana yapılanlar da malum. Dairemden çıkamaz oldum. Haremi sen idare ediyorsun. Her şey senin elinde. Buna rağmen hadise eksik olmuyor Hürrem. Süleyman, mesele de bu zaten. Sultanlarımız benim haremi idare etmemden rahatsızlar. Nasıl olur da bir köle haremi yönetir diyorlar. Köle. Süleyman. Benim sebebi varlı. Böyle manasız şeyler için canını sıkmak istemem. Her türlü tedbiri alıyorum. Bundan böyle haremde hiçbir sıkıntı olmayacak. Yalnız bir anne ve yeni kapı ağası tayin etmek lazım. Sen o hususu merak etme. Bir ağa var, Aslan Ağa. Afife Hatun'da Sümbül Ağa'da pek methettiler onu. Enderun'dan yetişme. Oldukça kabiliyetliymiş. Eğer sen de münasip görürsen. Ben başka bir ağa tayin ettim zaten. Öyle mi? Kim oldu? Mercan Ağa. Gel. Hünkârım. Çekilebilirsin. Gel Mercan Ağa. Yüce gönlünüzle mühim bir vazife bahşettiniz kulunuza. Canım yolunuzda feda olsun. Hayli zor bir vazife seni bekliyor Mercan Ağa. Bana sadakatle hizmet edeceğinden şüphem yok. Ayas Paşa geldiler hünkârım. Huzura kabul için bekliyorlar. Âlâ. Gelsin. Hünkârım. Gel Ayas Paşa. Mercan, çekilebilirsin. Nedir o? Kubbe Veziri Kasım Paşa hakkında hünkârım. Eğer siz de münasip görürseniz kendisinin makamından azledilmesini arz ederim.